Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zaman zaman siz de bahsediyorsunuz. Bazı din kitaplarında, ilmihal kitaplarında özellikle. Ey oğul, ey oğlum gibi bir takım ifadeler geçiyor. Şimdi bunu bizim nasıl anlamamız lazım? Çünkü genelde bunlar nasihat. Ey oğul dediğine göre oğluna nasihat ediyor gibi. Böyle mi anlamamız gerekiyor? Yani bir başka ifadeyle o alimin kendi oğluna yazmış olduğu bir şey mi bu? Biz üstümüzü almayalım yani. Almayalım değil mi? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesi var. Mescid-i Nebi'deki sohbetleri ve hutbeleri var. Mesela veda hutbesi. Ey eshabım! Bazen de eyyühennas diyor. Evet. Ey insanlar. Ama ey eshabım diye hitap ettiği de çok olmuştur. Ha, eshab-ı kiram bize değil. Biz üstümüzü almayalım. Yani. Biz üstümüzü almayalım. Dolayısıyla biz bir şey. Sonraki dönemlerde eshab-ı kiram aleyhümdan efendilerimizden sonraki tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde İslam alimlerinde bazıları mesela İmam-ı Gazali Hazretleri gibi ey oğul ifadesini kullanmış. Eyyühel veled diye başlıyor. Hatta bize hatırlarsın bazen böyle gelen mektup maillerde falan işte bu yani kadınlara da ey kızım diye başlamamışlar. Hep ey oğul, hep böyle erkek çocuk ayrımcılık yapmışlar gibi falan. Diyenler oluyor. Evet. Fakat o ey oğul o bakımdan değil. Yani sadece erkek evlat manasında kullanmamışlar onu. Ey çocuğum gibi bir çocuğum, şey. Çocuğum, evladım. Evladım. Kardeşim şeklinde sıcak bir ifade o. Tabii sonra o kültürden uzaklaştığımız için, altyapımız göçtüğü için ey oğul deyince ha bu sadece erkek çocuklara veyahut da erkeklere hitap edilmiş. Veyahut da ey oğlum dinle beni diye başlıyor falan. Kızım sen dinleme. Kızım sen dinleme ve diğer insanlar siz de dinlemeyin bunu. Geçen ne lüzum vardı o zaman kitap yazmaya. Bir mektup yazardın oğlum al sana vasiyetim derlerdi falan. Öyle kalırdı. O şekilde değil efendim. Ey oğul diye başlamış. Mesela Süleyman bir Ceza Hazretleri var. Bu zatın Eyyühel Veled diye kitabı var. Hatta İslam ahlakı ismiyle bu Eyyühel Veled kitabı da şey yapılmış. Ey oğul demektir. Ve hakikaten ifadesi şeyi de hitabı da madde madde mesela ey oğul, ey oğul, ey oğul kitabı öyle başlamış ve öyle bitirmiş Süleyman bin Ceza Hazretleri. Bizden 400 sene önce yaşamış bir zat. Osmanlı alimlerinden, Evliya-i Kiram'dan bir zattır. Yine Anadolu'da yetişmiş olan, Kastamonu'da yetişen Evliya-i Kiram'dan bir zat var. Ahmet Siyahi Hazretleri. Bu zatın da var böyle. Çok kimse mesela şey yapıyor onu çerçevelettirmiş bile de özetini çıkarıp bazı şeylerin oğluna diye geçiyor. Ha oğlu okusun bize değil öyle değil o. Evet. Bütün bu İmam-ı Gazali Hazretleri olsun, Süleyman bin Ceza Hazretleri olsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin var. Yani İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin ey oğul veyahut da ey oğlum diye başlayarak anlattıkları veya söyledikleri bu hep bütün insanların hepsinedir. Ve o ifadede apayrı bir sıcaklık var. Mesela biraz önce isminden bahsettiğimiz Ahmet Siyahi Hazretleri. Kastamonu'da yetişen Evliya-i Kiram'dandır. Ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin sohbetinde yetişmiş ve kemale gelmiştir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de Şam'da metfundur kendisi. Ve Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn-i Abidin Hazretleri'nin de üstadıdır Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. İşte Mevlana Halid-i Bağdadi'nin talebelerinden olan Ahmet Siyahi Hazretleri'nin oğluna hitaben buyurduğu ve ey oğul diye başlayan, ey oğlum diye başlayan bir nasihatı var. Aslında baktığınız zaman o nasihatı hatta biz aldık onlardan bazı bölümleri işte şeyimiz zamanımız yeterse oradan nakledelim. Hep bizi ilgilendirir. Mesela buyuruyor ki ey oğlum sana Allah-u Teala'nın kitabına, Resulullah Efendimiz'in sünnet sinyesine uymayı, itikadını ehl-i sünnet alimlerin bildirdikleri doğru itikada göre düzeltmeni tavsiye ederim. Bu hepimiz için geçerli. Bir oğlu için değil. Bu bana lazım değil diyebilir miyiz? Değil mi? Hep bize lazım bu. Alimlere, din büyüklerine hürmet et. İçin temiz olsun. Cömert ve güler yüzlü ol. Başkalarına ihsan ve iyilikte bulun. Allah-u Teala yarattıklarına eziyet etme. Arkadaşlarının kusurlarını affet. Büyük küçük herkese nasihat eyle. Hırs ve tamahı terk eyle. Bütün ihtiyaçlarında Allah-u Teala'ya güven. Allah-u Teala kendisine sığınanları mahrum etmesin. Bu nasihat etmişsin. Devam ediyor. Ey oğlum. Kurtuluşu, doğruluktan başka bir şeyde Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmayı, Resulullah Efendimiz'e tabi olmak, ona uymaktan başka bir yolda arama. Kendini hiç kimseden üstün zannetme. Birisi senin hakkında kovuculuk ve hasetçilik yaparsa
ona mani olmak için kendini zahmete sokma. Onun işini Allah-u Teala'ya bırak. Sen kıymetli ömrünü Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesi uymakla geçir. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmekte kınayanın kınamasından korkma. İbadet, ibadet ve taatın güçlerine karşılık sevaba kavuşacağını düşünerek sabret. Nefsini daima hesaba çek. Vakitlerini dinin emirlerine uymakla kıymetlendir. Çünkü geçen zaman bir daha geri gelmez. Yarına çıkıp çıkmayacağını, yarına çıkıp çıkmayacağın belli olmadığından yarın yaparım demek üzüntü ve pişmanlığa yol açar. Her zaman Allah-u Teala'nın razı olduğu şeylere sarıl. Bakın şimdi buraya kadar naklettiklerimiz Ahmet Siyahi Hazretleri rahmetullahi teala aleyh şefaatlerine nail eylesin. Yani ne derdinin zoruydu? Allah-u Teala bunları bunun için yarattı. Ve edindikleri bu bilgileri Allah rızası için yazdılar. Allah rızası için yazdı. Bir menfaat için değil. Bir menfaat için değil. Bazen de mesela bu şekildeki böyle ifade çok sıcaktır. Herkes merak eder. Ya oğluna ne yazmış, ne yazmış? Ha oğluna. Oğluna işte bunları yazmış. Aslında burada oğlum dedikleri kim okursa onun evladı hükmünde. Evet. O. Evet. Kim okursa? Kendi nesebinden gelen evladı inkar ettiyse bir işe yaramaz. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın evladından işte iman etmedi. Dedi ki bak su yükselecek, kalacaksınız falan. Yok, o anda bir dalga geldi götürdü. Nuh Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bu benim ehli beytimdendir. Senin ehli beytinden değil, sana iman etmeyen senin ehli beytinden değildir buyurdu Cenab-ı Hak. Değildir buyurdu. Dolayısıyla bu sözlere kim ittiba ediyorsa onların mı? Evet onların olacak. Mesela yine o nasihatinin bir bölümünde buyuruyor ki bu zat. Ey oğul, dünyaya sarılmış olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik gam, keder ve üzüntü getirir. Hakikaten öyle. Ya adam falan şu kadar kazanmıştı, şurada batmıştı, şöyle yapmıştı. Biz bunu böyle yaptık da acaba olacak mı, olmayacak mı diye. Geçenlerde zarar ettik de bir kamyon mal getirdik de müşteri bulamadık da. Ana. Mustafa Bey bile sıkıntı yani bu kadar şeyden. Evet. Hani Allah-u Teala ne takdir ettiyse olacak. Senin işin nedir? Allah-u Teala emrine sebep yapsın. Bu güzel, bu saat ne güzel söylemiş. Dünyaya sarılmış olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik gam, keder ve üzüntü getirir. Hakikaten öyle. Olduydu olacaktı. Çok kazandıydı da kazanmadı. Bir sürü şey. Bu tecrübeyle sabittir buyuruyordu. Hakikaten biz de yaşadık. Bakıyoruz hakikaten diyoruz ya bu zat doğru söylüyor. Elbette doğru söylüyor da insan yaşadığı için evet. Daha iyi anlıyor. Allah-u Teala emir ve yasaklarına uymayan nefsinin arzu ve isteklerine uymuş kimselerle beraber olma. Böyle kimseler gizli düşman olup insanın yüzüne karşı dalkavukluk yaparlar. Arkadan ise aleyhinde bulunurlar. Ooo emmi nerelerdeydin ya hoş geldin ya özledik seni ya falan. Adam bir çay söyle emmime falan da bir şey yaşamaz geçer falan. Namussuz herif. Yine çayı bedavaya getirttik dedi. Hadi bir şey. Öyle mi değil mi? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Onların yanına gelerek oturmalarına bakıp aldanma. Maksatları senden manen faydalanmak olmayıp dünyalık maksatlarına mal ve mevki elde etmeye seni vesile alet etmek içindir. Hani senin bir itibarın varsa veyahut da bir şöhretin varsa gelir falan koluna girer. Ben işte hani böyle adamım falan dedirtmek. Niçin? Kendisi oradan bir menfaat temin etmek. Ha, böylelere yakın etme. Yakın etme böyle. Uzak dur buyuruyor. Bir kusur ettiğinde hakkında kötülük düşünenlerin ve düşmanların en azılısı olurlar. Zamanındaki insanları tecrübe ettiğinde onlarda da bundan başka bir özellik bulamayacaksın. Aynen öyle. Ve yine bu zat buyuruyor ki ey oğul sana bağlılık iddiasında bulunanların yaptıkları iyilikleri başına kalktıklarını görürsün. Hakikaten öyle. Sana bu kadar hizmet ettiydik, bu kadar çalıştıydık, bu muydu senin bize yapacağın falan hemen başlar yani. Ana ne büyük vefaysa. Çünkü sadakat ve bağlılık adına yaptıkları az bir iyilik karşısında ağır pek fazla bir hizmet ve karşılık beklerler. Çok şey ümit ederler. Bu ümitlerine bir defa olsun müsaade etmezsen gösterdikleri sevgi, sadakat ve bağlılıkları derhal bırakırlar. Yani derler de anında satıyor diye. Anında. Anında. Çok defa onların isteklerinden yakanı kurtaramazsın. Hakikaten öyle ya. Yakanı kurtaramazsın. Şeyde Tarık Mümtaz Göztepe'nin de Sultan Vahidet Han, Vahidettin Han gurbetteki hayatını anlatmışmış. Yaverlerindenmişim işte.
orada bir hadise anlatıyor da bana çok dokunmuştu. İşte Sultan Vahdettin Han işte hanımı ölmüş. Bir kayınbiraderi varmışmış. O sürgünde o kayınbiraderi de gidiyor onun yanında. İşte habire şunu da şey yapıyor, bunu da şey yapıyor falan. Allah Teala rahmet eylesin. Diyor ki ya diyor hani ablası öldü. Yani öküz öldü, ortaklık bitti. Ama hala daha işte ben sana ablamla evlendirmiştim. Dolayısıyla falan isteklerini bir türlü bıraktırmıyor. Hani Ahmet Siyahi Hazretleri'nin buyurduğu gibi az bir iyilik yapmıştır, fazlasıyla menfaat beklemektedir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri bu ve benzeri şekilde kendi zamanlarında sanki evlatlarına hitap eder gibi bütün Müslümanlara ey oğul diyerek veyahut da ey oğlum diyerek bu şekilde böyle nasihatler etmişlerdir. Bunları okumalı. Okuyunca insan kendisini ve çevresindekilerini daha iyi tanımasına ışık olur, rehber olur. Bize yol gösterirler bunlar. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin inşallah. Teala. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.